Merhaba arkadaşlar. Bu videoyla birlikte 20 örnek serisine devam ediyorum. Buradan o yüzden bir proje açıyorum. Console Application, Next ve C dedikten sonra şuraya rastgele bir isim verdim. Şuradan kod sayfamı açıyorum. Burada yazmak istediğim kod basit bir hesap makinesi. Kullanıcıdan iki sayı alacağım. A ve B double şeklinde aldım. Yani virgüllü sayılar da girebilir. Daha sonra kendi seçimine göre bu iki sayıyı birbirleriyle çarpacağım, toplayacağım, böleceğim veya çıkaracağım. Yani dört işlemden birini seçmesini isteyeceğim. Tek bir karakter girerek yapmasını isteyeceğim. O yüzden char değişkenini kullanıyorum burada. Char seç diye isim verdim çünkü seçim yapacak. Karakterler şu şekilde olacak. Artı girerse toplama, eksi girerse çıkarma, bölme. Bu da çarpma. Bunlardan birini girecek ve biz de buna göre işlem yapacağız. Dikkat ederseniz daha önce yaptığımız kodlarda böyle bir koşul yoktu. Yani koşula göre program çalışmıyordu. O yüzden bu kodda yeni bir yapı öğreneceğiz. If-else yapısı. If-else yapısı yazılıma bir nevi düşünme kabiliyeti gibi bir şey veriyor. Koşula göre bir şeyi yapıp yapmamasını sağlayacağız. Şimdi direkt bahsetmiyorum ondan. Önce kodu yazayım. Yazarken zaten yapısından bahsedeceğim yavaşça. Burada öncelikle kullanıcıdan sayıları alalım. Sayı 1. Burayı noktalı virgül. Sayı 1 dedikten scanf ile %elif diyorum çünkü double alacağım. Burada A'ya depolanmasını istiyorum. Şimdi 3 tane alım yapacağım için burayı kopyaladım. 3 tane yapıştırdım. Burada sayı 2'yi alıp B'nin içine koyacağım. Burada da seçim yap diyeceğim. Onu da %s ile almak zorundayım çünkü karakter. Ve seç değişkeninin içine koyacağız. Burada seç derken hani nasıl seçeceğini bilmiyor olabilir. O yüzden şurada bilgi verelim önce. Toplama diyorum. Boşluk bırakıp artı. Hani toplama için bunu gir gibi bir şey. Daha sonra şu ifadeyi koyup alt satıra geçiyorum. Alt alta yazacağım ki karışık gözükmesin. Çarpma diyorum. Yine alt satıra geçtim. Bölme diyorum. Son olarak yine alt satıra girip çıkarma dedim. Ve şu işareti koydum. Son olarak bir satıra daha girip seçimin diyorum ve iki nokta üst üste. Zaten buraya kadar ki kısım bugüne kadar yaptığımız örneklerin hepsinde vardı hemen hemen. Şimdi yeni öğreneceğimiz olan koşula göre işlem yapacağız. O yüzden if diyorum. If else yapısı bu şekilde. If deyip parantez açıyorum. Burada parantezin içine herhangi bir koşul gireceğim. Benim burada neye göre koşulum ne? Benim seçin farklı olma durumlarına göre işlem yapacağım. O yüzden seç diyorum. Eşitse dedim. Eşitse iki tane eşittirle yapılır. Tek eşittirle yapılmamasının sebebi, örneğin ben A'ya 10 yazarken tek eşittir kullanıyorum. Bir karışıklık olmaması için mantıksal eşitlikte hani eğer eşit olup olmamasını sorguluyorsam iki tane eşittir koyarım koşulun içine. Daha sonra bu tek bir karakter olduğu için her zaman dediğim tek tırnak içine yazılır bu. Tek karakterler. Artı dedim buraya. Artı olma durumuna göre koşul yaptım. Yani eğer seç artıysa köşeli parantez açıyorum bu if'in yanına. Şu köşeli parantezin içindeki kod oynatılsın diyor. Eğer seç artı değilse burası oynatılmaz. Şimdi seç artıysa burada printf ile sonucu ekrana yazdıralım. Sonuç diyorum. Double olduğu için %f ile göstereceğim. Virgül koyup a artı b dedim. Eğer sonuç seçim artıysa a ile b'yi toplayıp burada %f'in yerine yazacak. Şimdi şurayı kopyalıyorum.
Çünkü bizim farklı koşullarımız da var. Eğer birinci if olmamışsa diğer koşullarınıza else if yazmanız gerekiyor. Şu şekilde else if. İlk olarak if'e gelir. Eğer bu if sağlamazsa diğer koşullara da bakar. Mesela buraya baktı artı değil. Şuraya ben eksi koydum. O zaman çıkarma işlemi olması gerekiyor. Eğer seçim eksi ise. Buraya çarpma koydum. Çarpma işlemi yapması gerekiyor. Buraya da son olarak bölme koydum. Onun için de bölme işlemi yapması gerekiyor. Kodumuz hemen hemen hazır gibi. Sadece şurada iyice kavramanız için baştan inceliyorum. Bu if'e geldiği zaman ilk olarak if'e bakar. Eğer buradaki if bunun içindeki koşul sağlıyorsa, yani eğer artı girmişse, şu köşeli parantezin içindeki kod olan şunu yapar ve buradaki if else yapısından çıkar. Eğer bunu sağlamamışsa bir sonraki else if dediğimiz kısma gelir. Yine parantez içinde şuraya bakar. Eğer bunu doğru sağlıyorsa şu kodu oynatır ve yine burayı terk eder. Eğer bu da olmazsa sırayla hepsini böyle kontrol edip doğruya denk gelene kadar kontrol yapar. Eğer buradaki else if ve if'lerin hiçbiri şartı sağlamıyorsa hiçbir şey yapmadan çıkar şuradan. Yani kod şu an hazır gibi. Eğer görmediğim bir hatam yoksa çalışması gerekiyor. Burada bir hata verdi. Ha, şurada tırnağı kapatmamışım. Kopyaladığım için hepsinde de aynı hata olacak. O yüzden hepsini tek tek kapattım. Tekrar oynatıyorum. Şimdi sayı 1 istiyor benden. 10 diyorum. Sayı 2, 5 olsun. Seçim artı olsun. Gördüğünüz gibi 10 ile 5 girdim. Artıyı seçtim ve sonuç 15 dedi. Demek ki doğru çalışıyor. Tekrar yapıyorum. Hepsini deneyelim. Mesela 7 ile 8'i seçtim. Çarpacağım. 56 olması gerekiyor. Sonucum 56 doğru bir şekilde buldu. Şimdi burada 9 seçiyorum. Rastgele seçiyorum bunları. 12 seçtim. Birbirinden çıkaracağım. Eksi 3 vermesi gerekiyor. Eksi 3 verdi. Gördüğünüz gibi hepsini doğru bir şekilde yaptık. Şimdi son olarak bölme. Onu da tam bölünmesi için sayı 1 diyorum. Bunu da 5 seçersem sonuç 6 olmalı bölme seçince. Ve sonuç 6 dedi. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı olmadan çalışıyor burada kodumuz. Eğer hiçbiri dediğim gibi sağlamıyorsa hiçbir şey yapmaz. Hatta onu da bilgi verelim burada. Onun için de else diyoruz. Hiçbir koşul girmeden köşeli parantezi açıyoruz. Buradaki yazdığımız else, eğer burada yazdığımız if ve else if'lerin hiçbirinin koşulu sağlamaması durumunda else'in içinde yazdığımız kodlar oynatılır. O yüzden printf diyorum. Hatalı bir karakter girdiniz diyorum. Bilgi vermek için böyle bir satır yazdım buraya. Tekrar oynatıyorum. 10 diyorum, 5 diyorum, artı diyorum. Sonuç 15. Şimdi hatalı bir karakter girmeyi deneyeyim. Mesela soru işareti girdim. Hatalı bir karakter girdiniz dedi. Bunun sebebi dediğim gibi soru işaretini girdim ben. Bakıyor artı. Artı mı değil. Şu kodu yazmadı. Diğerine bakıyor else'e. Burada eksi yine soru işareti değil. Bunu da atladı. Çarpma değil, bölme değil. En son else dediğim gibi koşulsuz. Şu koşulların hiçbiri sağlanmadığı için hatalı bir karakter girdiniz diyor son olarak. Kod bu şekilde çalışıyor. Bu örnekle birlikte if else'e güzel bir giriş yaptık. Bir sonraki örnekte tamamen daha üstün bir, daha karmaşık bir örnek yapıp if else'i bitirmeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.